Sayın okul müdürüm, kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturulan kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden göle dolaşmasının yıl dönümü. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla selamlıyorum sizlere. Tarih 19 Mayıs. Mustafa Kemal nişansız, rütbesiz, Bandırma vapurunda batırılacağına dair aldığı istihbarata rağmen Karadeniz'in hırçın sularında yol alıyor. Kafasında planlar, düşünceler, endişeler, kalbinde umut, gözlerinde ışık, karşısında ufuk. Bakın nasıl anlatıyor durumu. İstanbul'dan ayrılmak üzere evimden otomobile bineceğim sırada Rauf Bey yanıma gelmişti. Bineceğim vapurun izleneceğini ve benim İstanbul'dayken tutuklanmadığıma göre belki de Karadeniz'de batırılacağımı güvenilir bir yerden işitmiş, ona haber verdi. Ben İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı tercih ettim ve yola çıktım. Kendisine de eninde sonunda İstanbul'dan çıkmak zorunda kalırsa benim yanıma gelmesini söyledim. Kaptana düşman devletlerinin herhangi bir vasıtasının gadrine uğramamak için sahile yakın bir rota tutunuz. Şayet kesin tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturtunuz direktifi verdim. Çok şükür buna gerek kalmadı. Bir millet uyandı. İşte 19 Mayıs. Bedbaht olmuş bir milletin kaderini yeniden yazmasının başlangıcı. Bu tarih bir yokmuştan bir varmışa, siyahtan beyaza, bencillikten fedakarlığa, kıştan ilkbahara bir adım. 19 Mayıs. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar düşünüldüğünde hem içerideki hem dışarıdaki düşmanlara karşı verilen amansız mücadelenin, eşi görülmemiş bir cesaretin ve azmin, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır 19 Mayıs. Şiddetle gelmişti dört yandan vurgun. Hem bitkindi millet, hem de yorgun. Kimi gafletten, kimisi dargın. Bir sen uyandırdın, bir sen Atatürk. Samsun'dan başlayan adımlar Erzurum, Sivas, Amasya derken bir şahlanmaya dönüşmüş, özgürlüğünü kaybetmektense ölmeyi tercih eden aziz Türk milleti için bir çıkış olmuştur. İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın. Sonra Erzurum'a otağı kurdun. Kanayan yaranı Sivas'ta sardın. Amasya'da emir ver. Sen Atatürk. Bir çıkıştır 19 Mayıs. Bir varış değil. 1919'daki çıkış zirvesi olmayan bir dağa tırmanış gibidir. Bir kavganın adıdır. Her gün yenilenen, her gün değişen düşmana karşı. Bugün bir kurtuluş umudunun denenmesi değil, bir inancın sahneye konulmasıdır. Vatanını en çok seven, onun için en çok çalışandır. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, özgürlük adına ağır bedeller ödenmiş bu topraklara sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Atamızdan bize emanet oldu bu vatan. Onu ebedi yaşatmak boynumuzun borcudur. Bil ki her zaman plan yapıyor düşman. Vatanı korumak boynumuzun borcudur. İnmesin göklerde dalgalansın bayrağı. Verilir mi şehit kanıyla sulanmış toprağım? Ölürüm de bırakmam. Burası benim vatanım. Sancağı korumak boynumuzun borcudur. Tarih okusun ki mazimiz neymiş görsün. Her bir kötülüğü kalbinden silsin. Düşmanımız Türk gençliği neymiş bilsin. Cumhuriyeti korumak boynumuzun borcudur. Mehmet'im ne söylese hepsi haktır. Cumhuriyetçi gençlikte hile yoktur. Atatürkçü olanda vatan sevgisi çoktur. Vatanı korumak boynumuzun borcudur. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Işıl ışıl bakan gözlerinizden umutla öpüyorum. Günümüz mutlu olsun.